Motor muhabbetinden herkese merhaba sayın motorseverler. Önümüz kış, havalar soğumaya başladı ve yağmurlar da geliyor. Çoğu arkadaşımız motorunu kaldırmak istiyor garaja, kapalı olsun, açık olsun, evinin bir köşesine koymak istiyor, yılbaşı yakın, yılbaşı ağacı yapmak istiyor. Onlar için küçük bir video çekmek istedim. Canlı yayınlarda da sorular üzerine motorumuzu kışın saklamak için, bir sonraki sezona hazır halde bekletmek için neler yapabiliriz, onlarla ilgili konuşacağız. Genel olarak başlamak gerekirse iki tane en önemli sistemimiz var. Temiz bırakmamız gereken ve temiz saklamamız gereken. Bir tanesi yakıt sistemi, diğeri de elektrik sistemi. Bunu iki şekilde temiz tutabilirsiniz. Ya bütün yakıtı boşaltmanız lazım içinden, ki enjeksiyonlu motorlarda pek bu mümkün mü bilmiyorum. Karbüratörlü motorlarda hem deponun içindekini boşaltabiliyorsunuz, hortumu çekmeniz gayet kolay bir şekilde boşaltmanız anlamına geliyor. Çoğunda benzin göstergesi de olmadığı için benim motorum gibi sadece hortumu çekiyorsunuz. Depoyu bile kaldırıp başka bir yere koyabilirsiniz. Ondan sonra karbüratörün vidalarını açarak da karbüratörün içindeki bütün yakıtı akıtabiliyorsunuz. Enjeksiyonlu motorlarda bu mümkün olmadığı için bunun ikinci seçimini kullanabilirsiniz. Bu da ne? Tamamen benzinini doldurmak. Motorunuzu tepeleme benzinle dolduruyorsunuz. O şekilde bırakıyorsunuz. Yani benzinle doldurduktan sonra yakıt temizleyici kitler var küçük alacağınız. Onları da koyabilirsiniz. Motoru bir kere çalıştırın kesinlikle. İyice ısınsın, fan açana kadar bütün eski yakıtı atsın. Full depo yeni yakıtla beraber motorunuzu saklayın. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Minimum oksijene ihtiyacımız var bizim bu durumda. Deponun içinde ve sistemin içinde ne kadar oksijen varsa o kadar oksitlenme söz konusu olabiliyor. Bununla beraber pas olur, yosun olur. 6 ay sonra deponuzu açtığınızda çürümeler bile ortaya çıkabilir. Bunların hepsi oksijenli olan şeyler. O yüzden oksijenden kurtulmak için bütün sistemi tepeleme dolduruyoruz. İkincisi elektrik sistemimiz. Elektrik sistemimizde akümüz var tabii ki. Ana elektrik yayıcımız olarak, elektrik kaynağımız olarak. Şimdi bunu da iki şekilde tutabilirsiniz. Bu 6 aylık, 4 aylık süre boyunca. Bunlardan bir tanesi aküyü sökmek. Aküyü sökerseniz tamamen kurtulmuş olursunuz herhangi bir problemden. Söktükten sonra akülerin bitme ömrü de var. Çoğu akü 6 ile 1 sene arasında, yani beklediğinde biter. En yeni teknolojili aküler biraz daha 2 seneye kadar zorlayabiliyor. Hiçbir yere takılmadıysa. Ama normal bir akünün ömrü aşağı yukarı böyle 6 ay 1 sene. Ömrü dediğimde sıfıra inmiyorlar. Ama hani marş bastığınızda zorlanacak seviyeye inebiliyor. Ya akünüzü sökün, motorun içinden çıkarın. Ya da akünüzle beraber motorun üstündeyken şarja bağlayın. Bunlar için de sistemler var. Direkt şarja takıyorsunuz. O akü tamamen dolduktan sonra küçük küçük nokta atışları yaparak aküyü %90 ile %85 arasında tutuyor. %95 ile %85 arasında, yanlış hatırlamıyorsam, tutuyor. O şekilde sezon bitiminde tekrardan motora bineceğinizde motorunuz tamamen sistem hazır, açık oluyor. Ben motorun ne yapmayı tercih ederdim? Aküyü çıkarmayı tercih ederdim. İçinde sürekli elektrik dönmesine gerek yok. Ancak elektronik motorlarda bu problem çıkarabilir. Bazı motorların elektriğe ihtiyacı var. Sistemler kendini sıfırlayabiliyor. Göstergenizdeki saatiniz bile gidebilir. O yüzden hani bulabilirseniz bir şarj aleti bulun. Bulamazsanız akünüzü kesinlikle ve kesinlikle sökün. Peki, aküyü ve yakıt sistemini hallettik. Bunun dışında motorun etrafı var. Motorun kullanım alanı var. Dışarıda gördüğünüz metal malzemeler, granajımız ve mekanik oynayan parçalarımız var. Bunlar için ne yapabiliriz? İçi kadar motorun dışını da temiz tutmamız lazım. Şu anda bakarsanız benim motorum temiz gözüküyor. Yıkadım, her şeyi temizledim. Şu anda kapatılabilecek bir şekilde mi? Hayır, değil. Gerçekten temiz değil. Tertemiz değil motor. Dışarıdan baktığınızda yıkanmış, temizlenmiş ama önemli noktalarda, korozyon yaratacak noktalarda ve ileride mekanik problem çıkaracak noktalarda hala kirler var. Özellikle bıraktım, videoda size göstereceğim. Buralar nereler? Zincir en önemlisi. En önemlisi zincir. İkincisi şase ve motorun alt tarafı, bel alt tarafı. Aynı şekilde granajın içi ve granajın dışı. Nelere bakacağız? Zincirimizi güzelce bir yıkayıp temizleyeceğiz. Yıkayıp temizleyeceğiz dediğim, yağını akıtacağız ve sağlamca güzelce bir yağlayacağız. O yağ üzerinde duracak. İkincisi şasenin alt tarafında ve şasenin oynayan parçalarında, contaların olduğu bölümlerde hiçbir kir olmadığından emin olacağız. Çamur olur, su olur, yağ parçaları olur. Herhangi bir şekilde bir yerden sıçramış zift olabilir. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Bunlar şasemizi yer. Hem şasemizin boyasına zarar verir hem de şasemizin oynayan parçalarında üzerinde kozmetik hatalar bırakabilir. Bu hoşumuza gitmez. Aynı şekilde granajımızın da temizliği önemli. Granajda kullanabileceğiniz birkaç tane ürün var. Bunlardan biri ve bana kalırsa en önemlisi silikon. Diğeri de her markanın bir tane zaten parlatma ve
ağır hava şartlarına karşı dayanıklı spreyleri var. Sıkıyorsunuz, bezinizle siliyorsunuz. Benim motorun üstünde sürekli silikon vardır. Çünkü ben ağır şartlarda kullanıyorum motoru ve zarar gelmesini istemiyorum. Krenajınızda silikon kullanabilirsiniz ve plastik diğer parçalarda. Şasenizi güzelce temizlersiniz. Zincirinizi de temizleyip yağladığınız takdirde 4-5 ay boyunca motorunuz sağlam ve güvende olur. Hani söylememe gerek var mı bilmiyorum ama sezon değişikliklerinde de motorunuzun kesinlikle bakımınızı yaptırmanız gerekiyor. Sonuç olarak sıvılar bulunuyor motorun her yerinde. O sıvıların vizikositesi var, sıvıların sıcaklık değerleri var. Minimum ve maksimum sıcaklıklar ve kullandığınız sürece bu sıvıları, bu değerler de araları küçülüyor. Yani daha düşük değerler arasında oynayabiliyor. Yazın kullanılan bir sıvı kışa geldiğinde yeterli şeyi veremiyor, performansı veremiyor. O yüzden 6 ayda bir kesinlikle, yani 1 sene bekleyebilirsiniz diyen kaynaklar var ama bana kalırsa 6 ayda bir motorun bütün sıvılarının değişmesi gerekiyor. Yağ, yağ filtresi, hava filtresi. Onlar filtreler sıvı değil ama genel bakım olarak söylüyoruz. Fren hidroliği ve radyatör hidroliğini değiştirirseniz sezon başlar, motora binerseniz artık nereye gidersiniz? Şile mi olur, riva mı olur, çanak uçmak dere, yani size kalmış. Ve gelelim Brezilya mı, Japonya mı, Fransa mı, Rusya mı olayına. Bir muzun içinde geliyor onlar, lastikler. Lastiklerin durumu önemli. Son durumu bir önemli, ondan sonra nasıl saklandığı önemli. Sonra bir sonraki sezona çıkıp çıkmayacağı gerçekten önemli. Kullanan arkadaşlar için zaten lastik önerilerini canlı yayınlarda veriyorum. Bütün motorlar için artık ne biliyorsam söylüyorum. Ama lastikleri 6 ay yatıracaksanız, motorun üstünde duracaksa lastikleri yerden kaldırmanız lazım. Use the force. Arka tarafı kaldırmak için çoğu arkadaşta paddock stand var zaten. İki paddock standı olan çok fazla tanıdığım yok. Yani hiç tanıdığım var mı? Belki hiç yok. Bende de sadece arka var çünkü zincir bakımı yapıyorum veyahut da kendi motoruma bakım yapacağım zaman motorun düz durmasına dikkat ediyorum. Onun dışında pek dikkat ettiğim bir şey yok. O yüzden arkayı kaldıracak alet bende var ama 4 ay yatırırsam ne yapmam gerekiyor? Lastikleri sağlam bırakmak için. 4 ay 6 ay sonrasına kullanılır halde bırakabilmek için. Arkayı tamam güzel kaldırdık eyvallah. Öne ne uygulayacağız? Tahta koyabilirsiniz. Karton 3'e 4'e katlayıp karton koyabilirsiniz. Lastiğinizi çok seviyorsanız altına yastık bile koyabilirsiniz. Burada ne yapmaya çalışıyoruz? Tabii ki bunların hepsini yapmadan önce lastiklerinizi gereken PSI ile şişirin. Mesela 36-42. Bunu yaptıktan sonra bu anlattığım şeyleri yapıyorsunuz. İlk önce soğuktan uzak tutmaya çalışıyoruz. Soğukla beraber, çünkü bir noktaya uygulanan o soğuk, taşın soğuğu lastiğin o noktasının sertleşmesine ve bir sonraki sezonda çatlamalar oluşmasına sebep olabilir. Bunun dışında lastiğin profilinin bozulmasını engellemeye çalışıyoruz. Çünkü bütün bu motorun ağırlığı, 180 kiloluk bir motorun ağırlığı böl ortadan ikiye mesela 90-90 ön lastik ve arka lastiğin üstünde duruyor. 90 kilo 6 ay boyunca bir şu kadar bir kibrit kutusundan daha küçük bir alanın üstünde durursa ne olur? Orası ezilir ve onun şeklini alır. Lastik bu. Petrolyum. Bunun şekli bozulursa da özellikle böyle yüksek cc'li bir alette 100 km'nin üstüne çıktığınız zaman o en küçük bir imperfection derler ona, hata sizin lastiğinizin ve ön tarafın oynamasına böyle sebep olacaktır. Ondan sonra aklınıza böyle sorular geliyor. Diyor ki acaba amortisöründe mi bozukluk var? Ön teker rulmanı mı gitti acaba? Ya gidon rulmanı da gitmeseydi iyiydi. Şimdi sanayiye gideceğiz gibi sorularla sürekli kafanız meşgul olur. Bunu yaşamamak için arkayı kaldırın. Önün altına da bir şey koyun. Arkayı kaldıramıyorsanız İkisinin de altına bir şey koyun. Ama ikisinin de altına güzel bir şey koyarsanız da ayda bir ya da hani mümkünse 2-3 haftada bir maksimum motorunuzun yerini biraz oynatın. Lastikleri biraz oynatın ki sürekli aynı noktanın üstünde durmasın. Tahtanın üstünde dursa bile o nokta yer edebilir. Aklınızın bir köşesinde bu da bulunsun. Lastikler önemli. Şu anda inanılmaz paralar. 1600'den başlıyor 2000-2500'lere. Güzel bir şey alırsan 3000 liralara. Lan piste çıkacağız, lastik parasından çıkamıyoruz. Motorun içini de dışını da sağlam aldık. Peki dışının bu şekilde kalmasını nasıl garantiye alacağız? Bunun kedisi var, bunun tozu var, bunun yağı var, yağışı var, insanların mıncıklaması var. Bunlardan uzak durmak için ya eve koyacaksınız, ya kendi özel garajınız olacak, ya da dışarıda veyahut da böyle insanların da dolaşacağı bir garajda tutuyorsanız motorun üstünü örtmeniz gerekiyor. Bunun için çarşaf kullanan arkadaşlar var, yorgan kullanan arkadaşlar var ve branda kullanan arkadaşlar var ki ben o en son üçüncü söylediğim branda kullanan arkadaşlardanım ve brandanın içinin motoru çizecek bir malzemeden oluşmamasına dikkat ediyorum. İçi biraz daha yumuşak bir malzeme branda seçerseniz minimum problem yaşarsınız. Motorun üstünü de örttükten sonra da kafanız rahat 4 ay 6 ay sonra motorunuza binersiniz.
Ne yaptık? Motorun sıvılarını güzelce bir değiştirdik. Motoru yıkadık ve temizledik. Akümüzü garantiye aldık. Motorun yakıt sisteminde herhangi bir problem çıkmaması için full doldurduk. Artık motorumuz hazır. Üzerini de brandayla kapattıktan sonra lastikleri de yükseltiyoruz tabii ki. 6 ay sonra, 3 ay sonra ne yaparsanız istediğiniz gibi motorunuza binersiniz. Peki, diyorsunuz ki şimdi motorcu muhabbeti. Üzerindekine linki bırakır mısın? Yukarı kaydırıp alalım da komisyon değil tabii ki. Motorcu muhabbeti özel olarak motorunu kışın ne yapıyor? Merak eden arkadaşlara buradan hemen söylerim. Şimdi yapmanız gereken birinci en önemli şey, aynaların pozisyonunu kullanılacak şekle getirmeniz gerekiyor. Ve gerçekten kullanacağınız gibi olması lazım. Bu gerçekten önemli. İkincisi, kesinlikle arkada bir monokapak bulunması gerekiyor. Çünkü normal koltuk olduğu zaman oraya vitrinin oturma riski var. O riski de ortadan kaldırdıktan sonra anahtarınızı takıyorsunuz motorunuzun üstüne. Hafifçe açıp çalışır pozisyona getiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi ışıklar şu anda yanmıyor. Eğer böyle eski bir motorunuz varsa ışıkları, orta ışığı açıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Açıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Sonra bütün ışıkları açıyorsunuz. En son yapmanız gereken çok önemli bir şey var. Ve bunda motorun boşta olması gerekiyor. Gerçekten önemli. Debriyajı çekersiniz veyahut da çekmezsiniz. Motorunuzun cinsine göre değişiyor. Enjeksiyon olabilir, eski ya da yeni. Ondan sonra gördünüz. Motorunuzu çalıştırıyorsunuz. Ve motorunuza binip kışın boyunca kullanıyorsunuz. Olay bu yani. Ben kullanmayı seviyorum. Çünkü işleyen demir paslanmaz. Kendinize, motorunuza, ekipmanlarınıza ve sevdiklerinize çok 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 iyi bakın ki onlar da size iyi baksınlar. Motorcu muhabbetinden bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere.